Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Bu videodaki konu başlığım narsist ile borderline'ın ilişkisi ve borderline kişilik bozukluğunu, sınırda kişilik bozukluğunu biraz daha sizlere detaylı anlatabilmek. Çünkü bu konuda çok soru geliyor. Hatta narsist davranışıyla borderline kişilik bozukluğu olan kişilerin davranışları birbirine karıştırılabiliyor. Şimdi bunu biraz daha belirgin olması açısından önce borderline sınırda kişilik bozukluğu dediğimiz kişilik bozukluğunu biraz daha açarak anlatmak istiyorum. Borderline kişilik bozukluğu olan bireylerin öncelikle tıpkı narsist gibi çok büyük terk edilme korkuları vardır arkadaşlar. Terk edilmemek için elinden geleni yaparlar, yapışırlar, yalvarırlar ya da terk edileceklerini gördükleri zaman zaten daha çok bu yapışma gerçekleşir. Ama onun öncesinde borderline'daki kişi de tıpkı narsist gibi çok fazla sevildiğinde, çok fazla ilgi, duygu gösterisi yapıldığında birdenbire sırtını dönüp çekip gidebilir. Fakat şimdi narsistle yaşayan bir borderline düşündüğümüz zaman borderline narsistten bir tık daha fazla terk edilme korkusu vardır ve hep bir bu korkuyu acaba terk edilir miyim, gider mi olarak yapışma dönemleri çok fazladır. Borderline terk edilme korkusunu daha çok yapışarak gösterir. Narsist de terk edilme korkusunu tam tersine iterek gösterir. Yani projeksiyon yaparak kendini rahatlatır. Şimdi bu iki kişinin aynı yerde yaşadığını düşünün. Borderline kişilikteki birey terk edilme korkusundan dolayı devamlı böyle hani narsistin zaten hani roller coaster'da dönme dolapta yaşamak gibidir narsistle yaşamak demiştik. Devamlı giriş iniş çıkışları olduğundan durmadan terk edilme korkusu olan borderline'deki kişinin o korkusunu tetikler. Yani artık ilişkinin başından bahsetmiyoruz tabii ki. Bu oturmuş bir ilişkiden sonra bahsediyoruz. Biliyorsunuz narsist ilk başlarda kim olursa olsun, çünkü borderline da cazip gelir narsiste. Onunla da çok iyi oynar. Ondaki o aşırı terk edilme korkusunu ele geçirdikten sonra zaten müthiş bir şekilde kendini projeksiyon yaparak onun üstünde hani sende terk edilme korkusu var deyip bunu daha iyi gözlemleyebildiği ve kendini rahatlatabildiği için de bunu çok kullanır ve sınırda kişilik olan bireyi tercih eder. Ve dolayısıyla da gördüğünüz çoğu ilişkilerde empatin yanı sıra narsistin tercih ettiği bir diğer kişilik bozukluğu da borderline, yani sınırda kişilik dediğimiz kişilik bozukluğudur arkadaşlar. Bu iki kişi bir araya gelince ne oluyor? Dediğim gibi çok büyük bir sallantı içindedir borderline kişilik bozukluğu ile narsistin ilişkisi. Yani biri iter, öteki çeker. Öteki iter, öteki kaçar. Devamlı böyle büyük bir toksik ilişkidir aslında arkadaşlar. Ve gerçekten hani birbirlerini mahvetmek için savaşırlar. Ama daha çok mahvolan da borderline sınırda kişiliktir. Şimdi narsistin özelliklerini az çok biliyorsunuz diğer videolarımdan. Borderline'deki kişinin terk edilme korkusundan dolayı yapışma isteğinin dışında bir de stabil olmayan, dengesiz bir duygu durumu vardır. Yani elinde olmadan bazen çok böyle neşeli, herkesi seven, her şeyi yapabilecek bipolara çok benzerlik gösterir ama onu başka bir videoda vermek istiyorum. Duygu durumlarında çok büyük değişiklikler oluşur. Bazen böyle birden neşeli, canlı kanlı, hayata, işte insanlara çok iyi tutunurken bazen de olmadık bir şeyden borderline bir şeye saplantısı vardır, kafaya takar. Özellikle görünüşüyle, kendisiyle ilgili devamlı altının çizilmesini istediği veriler bulmaya çalışır. Çünkü kendine olan o konuda özgüven eksikliği çok yüksektir. Her ne kadar kendisi çok güçlü, çok başarılı, çok böyle iyi bir yerde olsa bile borderline içinde her zaman bir yerlerde bir eksiklik vardır. Kendini tamamıyla yeterli hissetmez ve kendini dengede tutacak hani kendisiyle barışık bir hali yoktur. Devamlı böyle hani bir denge durum bozukluğu vardır. Bir bakmasın arkadaşlarıyla ilişkisiyle bile bazen çok iyiyken olmayacak bir zamanda karşıdan o istediğini alamazsa ya da orada o terk edilme korkusu tetiklendiyse kendisiyle zaten barışık olmayan borderline hemen orada
ne yapar? Hemen tırnaklarını ya da işte kılıcını çeker, tırnaklarını çıkarır ve karşı saldırıya geçer. Bu karşıdaki insanın onu terk etmesiyle de ilinti olmaz. Bazen çok sevilmek de işte sevgi gösterilmek de sınırda kişilik olan bireyi boğar. Çünkü orada hemen bir şüphe oluşur aklında. Der ki bu kişi niye beni bu kadar çok seviyor? Ben o kadar sevilmeye layık değilim ki. Ya bunun altında başka bir şey var. Der ve oradan o vıcık vıcık sevgiden kaçar. Nerede böyle işte kendini sevmeyecek, kendini itecek, kendini değersiz hissettirecek kişiler varsa tıpkı narsist kişilik bozukluğu gibi onları seçer. Çünkü narsist kişilik bozukluğundaki kişi onu tam istediği gibidir aslında. Böyle bazen sever, bazen sevmez, iter, onu emer, onun değersizlik duygusunu bazen tavan yaptırır, bazen yerle bir eder. Bu aslında borderline'a uygundur. Ama tabii narsist kişilik bunu hep aynı dengede yapmadığı için artık darp etme döneminde sonlarına doğru dibine vurduğu için artık böyle yüzüne karşı işte borderline kişiliği terk ettiği için, onu sevmediğini söylediği için, boğduğunu söylediği için. Çünkü dediğim gibi öteki borderline yapışır. Terk edilme kokusunu aldığı an yapışır. Ve narsist de tabii bundan rahatsız olur ve kaçar. Şimdi diyelim çok artık narsist terk etmek için gitti, terk etti, hani bir ilişkiyi bitirdi. Fakat tam bu arada borderline narsisti elde edebilmek adına daha çok gerçekten öyle hisseder. Bir boşluk hisseder içinde, bir anlamsızlık hisseder ve hatta bu arada kendi canını kıymayı bile düşünür ve bu konuda da adım atanlar çok olur yani. Hani böyle artık onsuz yaşamak anlamsızdır onun için. Git bir kendini öldürmek ya da işte bir parçası gitmiş gibidir içinden. İçi boşalmış gibidir. Hani derler ya bazı şarkılarda falan sen gittin şehir boşaldı. Onlar için de öyledir. Dünyaları bomboş olur ve hemen orada kendine zarar verme fikri ortaya çıkar. Hani işte tam bu aşamada intihar girişimleri bulunur. Ya da hani tam belki de kendini öldürmeye amaçlı olmaz ama gerçekten o duyguyu yaşar ve bu narsiste ulaşır. Narsist de şunu düşünür. Aa der ki bak benim için kendini öldürecek, benim için işte kendini yok edecek birisi deyip oradaki onun egosunu yine açlık, değersizlik duygusunu beslediği için narsist tekrar terk ettiği yere geri gelir. Çünkü oradaki o başka insanlarda göremediği bu aşırı kendi canını kıyacak kadar birini orada görmek bir de hani onun yüzünden de başkaları da var ya etrafta narsist için duyulmasın. Aa bak adam ya da kadın adam böyle yapmış, kadın böyle yapmış, geri gitmemiş, yardım etmemiş diye hemen koşar hastaneye ya da her neyse eve bir telefona tekrar ilişki yeniden başlar. En başa dönmese bile yine bir şekilde bu hastalıklı ilişki devam eder. Ama zaten bu arada borderline'ın terk edilme korkusu tetiklenmiştir. Artık daha çok yapışmaya başlar. Ve paranoyak haller almaya başlar. Devamlı kendi hayatını bırakır. Narsistin telefonu, narsistin hayatı, narsistin ne yaptığı, nerede ne ettiği gibi kendi dünyasından vazgeçerek onun hayatında yaşamaya başlar. Ve bu da tabii ki borderline için daha büyük bir çöküntü yaşar. Kendiyle ilgili o özgüveninde daha büyük çöküşler oluşur. Zaten kendi özgüveninde değersizlik duygusu olduğundan, korkuları olduğundan dolayı her ne kadar çok güzel bile olsa, manken gibi olsa ya da işte ne bileyim hani herkesin beğenerek baktığı yukarıda ünlü kişilerde bile böyle danışanlarımdan var arkadaşlar. Yani onlardaki o değersizlik duygusunu hiçbir şey dolduramıyor ve bunu dolduracak kişileri istiyorlar. Ama aynı zamanda da bu çok, yani çok sevildiği zaman itiyorlar. Yani hayır diyor ben buna değmem. Yani onunla yaşamak da çok zordur. Çünkü onlarda da empati kabiliyeti azdır. Bilişsel bir empatileri vardır. Kendilerini başkalarının yerine koyup anlayamazlar. Tıpkı narsist gibidirler. Ve denge durumları hani bazen çok samimi canciğer arkadaş olur ama bir bakmışsınız ondan sonra bir yok yani ortalıkta. Ya da böyle bir şeyde öfkelenmiş, bağırmış, çağırmış ve ilişkiyi bitirmiştir. Normal arkadaşlıkları da öyledir. Garip tuhaf korkuları vardır borderline'ın. Böyle hani birazcık şizoide benzer. Böyle hafif yalnız kalmaktan çok korkarlar. O yüzden hep aklında böyle paranoyak şeyler düşünür. İşte ne bileyim yalnız kalmaktan korkarlar, gece karanlıktan korkarlar. Bunun gibi tetikleyici davranış biçimlerini kendi yalnızlıkların altını çizici ortamlardan yaşamamaya dikkat ederler. Sınırda kişilik olduğunuz zaman da dediğim gibi en çok yaralanan özellikle narsistle ilişkide en çok kötü hisseden, işte terk edildiklerine, ilişki bittiklerinde uzun süre kendilerine gelemeyen kişiliklerden olursunuz.
Empat bir çeşit daha çabuk kendini toparlayıp hayata karışabiliyor. Ama borderline zaten kendini hani narsist gibi algıladığı için orada böyle bir çaresiz kalıyor. İşin içinden çıkamıyor. Borderline miyim, narsist miyim? Bir de o tek başına kaldıkları, o ürettikleri paranoyak düşünceler, kendine zarar verme fikirleri, hiç sevilmiyorum duygusu. Ama sevildiği zaman da bir şekilde böyle şeyden kaçar gibi, veremliden kaçar gibi o insanı iter. Özellikle işte yakınları olsun, annesi olsun, babası olsun, şu olsun, bu olsun. Böyle bir sevgi gösterisi bulunduğu zaman oradan kaçar. Çünkü orada onu rahatsız eden bir şey vardır. Karşılığında bir şey verecek ya da algılayacak bir durumu yoktur. Orada bir sahtelik vardır der. Ve sevgisi de zaten göstermeliktir arkadaşlar. Hani böyle çünkü derinlere inemez tıpkı narsist gibi. Ama bir tek farklı olan bir şey var. Büyük bir farktır bu borderline ile narsist arasında. Borderline herhangi olası bir şeydi. Hani bir şey istediniz, yapmasını istediniz ya da özür dilemesini istediniz, hatasını buldunuz falan. İlk bakışta o da narsist gibi hemen ne yapar? Kapısını kapatır, hayır der, istemiyorum der falan, arkasını döner ve siz böyle neye uğradığınız şaşırırsınız, kötü hissedersiniz kendinize. Ama borderline bir müddet sonra bir zaman geçer, bir saat, 2 saat ya da ertesi gün bile bakmışsınız, istediğiniz şeyi yapmış. Yani bir şey almasını, kardeşiniz olsun örneğin, bir şey almasını rica ettiniz. Ama o hayır işte hep de benden istiyorsun, ben yapıyorum falan filan bir sürü şey söyler ama ertesi gün bakmışsınız o şeyini size getirmiş. Ya da hiç özür dile, o gün hayırsa böyle bir şey yok, özür dilemem, ben haklıyım gibi konuşsa da ertesi gün bakmışsınız ya da 2 gün sonra gelip sizden özür dileyebilir. Ama narsist böyle bir şey asla yapmaz. Narsist asla geri dönüşüm düşünerek, ayıp ettim, öyle olmamalıydı gibi kendi kendine bazı şeyleri düşünüp de hani bazı şeyleri teraziye koyup tartıp da sizin de haklı olabileceğiniz düşüncesini geliştirmez. En büyük fark budur zaten arkadaşlar. Hani nasıl fark edeceğiz diye düşünüyorsanız borderline daha geri dönüşümlüdür. Kesin ve net kapısını kapatmaz. Biraz kapısını açar ve daha çok yaralıdır. Duyguları oradadır, gömülüdür ve o yüzden de hani bir insana narsiste yapışır, daha fazla yapışır ve duygu değişimleri çok fazladır. Bazen çok iyidir, bazen bütün insanları çok sever, bazen nefret eder. Bunlar daha çok kendi derinlemesine duyguları yaşayamayan kişilerdir ve bu kişilerin asla narsist bir kişiyle ilişki kurmaması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü narsist borderline'ı gerçekten mahvedebiliyor. Özellikle terk edip gittiğinde, ama borderline'da öyle bir şekilde ki ne yapıp edip o narsisti geri döndürebiliyor ve ilişkileri gerçekten çok büyük hastalıklı bir ilişki haline geliyor. Bu böyle yıllar sürebiliyor. Hiçbir şeye oturmadan, ama işte böyle bir kopuyor gidiyor, koptu mu gitti mi, ilişki devam mı ediyor, bir türlü anlayamıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun da sonuna geldim. Dilerim birazcık olsun bilgi verebilmişimdir. Bu arada kitabı yine soranlar var. Arkadaşım Kocamın Öteki Yüzü Narsist Partner adlı kitabımın seslendirmesini yaptım. Üyeler bölümünde sesli kitap dinle odasını tıklayıp oraya üye olursanız kitabı dinleyebilirsiniz. Öyle bir hizmet vermek istedim. Tekrar bunu buradan belirteyim. Bu arada üye olmayı, arkadaşlarınızla videoları paylaşmayı unutmayın ki bu konuda yardıma ihtiyacı olan kişilere uzanabilelim. Herkese mutlu, sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın, bay bay.